Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Bugünü de bitirdik. 17 Aralık 2020 Perşembe günü artık hafta sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Amerika'da piyasalar açıldı. Dün gece yani Türkiye saatiyle dün gece Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı bu haftanın en önemli gündem konularından bir tanesiydi. Nasıl bir karar alınacağı konusu önemliydi. Altını ve doları direkt yani etkileyecek önemli şeylerden bir tanesi de bu Fed'in alacağı karardı. Dolayısıyla Fed işte toplantısı sonrası faiz artırımına gitmediğini ki aslında hani öyle bir faiz artırımı da beklemiyordu piyasa. Çünkü uzun zamandır aslında Fed herhangi bir faiz artışı da yapmıyor. Ama bunun yanında işte bu ekonomik toparlanmanın da devam edebilmesi için yani ekonomik toparlanmanın da devam etmesi ve iyileşmenin sürmesi için parasal genişlemenin devam edeceği yönünde açıklamalar. Dolayısıyla da böyle olunca dolarda bir gerileme otomatikman da altında bir artış söz konusu oldu. Dolar endeksi uzun zamandır hani paylaşıyorum sizlerle her gün yaptığım yayında aslında bu hafta başına böyle bir güçlü başlamıştı. Çünkü Fed toplantısı öncesi bir güçlü başlamıştı ama geçtiğimiz haftalarda hep böyle zayıflayan bir dolar endeksi vardı. Nitekim küçük de olsa bir toparlanma görmüştük. Ancak Fed'in toplantısından sonra yani Fed kararından sonra bu parasal genişlemenin devam edecek olması bir anlamda işte faiz artışının olmaması ya da pas geçilmesi dolayısıyla da dünyada dolar endeksinin bir tık daha biraz daha zayıflamasına sebep oldu. Zaten bir böyle 91'lere doğru giden bir endeks 90'lara ve hatta bu akşam itibariyle artık toplantı sonrası bugün itibariyle 89 seviyelerinde dolaşmaya başladı. Biraz önce baktım 89,80 civarında dolar endeksi. Tüm dünyada zaten zayıf bir dolar var. Yani dolar tüm dünyada zayıflıyor, düşüyor. Öyle söyleyelim. Altına geldiğimiz zaman tabii ki Fed'in bu kararı aslında altına yaradı arkadaşlar. İşte altında uzun zamandır biliyorsunuz şey vardı yani özellikle altın yatırımcıları çok üzülüyordu. Çok üzülüyordu yani çok yüksekten alanlar özellikle işte altında 2000 dolar altın ons 2000 doların üzerine çıkacak beklentisi aslında insanları böyle bir 2000 dolar ve 2000 dolara yakın seviyelerden yatırıma yönlendirmişti. Nitekim yine yurt içine baktığımız zaman çok yüksek seviyelerden gram altın alanlar da var. Dolayısıyla onlar böyle bir şeyler yani altın özellikle böyle 1700 seviyelerine yani 1770'lere kadar düştü biliyorsunuz altının onsu düştüğü zaman. Yani son birkaç haftadır öyle söyleyelim. Altıncılar aslında bayağı üzgün ama Fed'in bu toplantısı ve bu kararı altıncıları biraz sevindirmiş görünüyor. Çünkü altın yükseldi. Altın onsu bu kararla beraber yükselmeye başladı. Ve biraz önce baktım işte piyasalar orada da açıldı. Yani 1888 dolar seviyesinde şu anda. Yanlış söylemeyeyim. Evet 1888 dolar altının onsu bu akşam işte piyasalar açıldıktan sonra bu seviyelerdi. Hani bu seviyeler şöyle yani bu seviyelerden 1900'ler 1950'lere kadar gitme potansiyeli şu anda gösteriyor bunu. Yani hani buradan bir parça daha yukarı çıkacak gibi de duruyor açıkçası ama bu seviyeleri biraz görmemiz lazım. Yani buralarda bir takılıyor olması lazım. Hani 2000 doları böyle yılbaşına kadar geçtiğim yayınlarda da hani üzerinden biraz konuşmuştuk. Artık çünkü yılı bitiriyoruz. Hani yılbaşına kadar hani bu daha işte 1900'lerin üzeri 2000'lere yakın bir seviye olur mu diye merak edenler var. Ben o seviyeleri yani sonuna kadar yakalayacağımızı açıkçası düşünmüyorum. Çünkü zaten önümüzdeki hafta hani piyasalar önümüzdeki hafta sonundan itibaren tatil, Noel tatili, yılbaşı tatili derken çok fazla büyük bir oynamanın altında olacağını düşünmüyorum. Hani bu seviyeler işte 1900'ler belki yakalanabilir ama şu anda aralığa kadar daha üst bir rakam en azından şimdilik beklemiyorum. Tabii şimdi altını yukarı çıkaracak sebeplerden bir tanesi yani altının onsunu etkileyen nedenlerden bir tanesi de Amerika'daki bu teşvik paketi. Yani evet Fed bu genişleme, parasal genişleme devam edeceğini söyledi. Bu şu demek aslında. Yani bu teşvik paketi de zaten geçecek anlamına geliyor. Teşvik paketinin geçecek olması zaten Amerika'nın para basacak para basıyor olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla da hani piyasada epey bir böyle doların olması, öyle söyleyelim, epey bir doların olması doları değersiz kılacak arkadaşlar. Onun doların değersiz olması demek paranın başka bir tarafa kayacağı anlamına geliyor. Şu anda hani altın
açıkçası biraz böyle şeymiş gibi geliyor. Daha güçlü görünüyor. Yani hani para altın tarafına gidecekmiş gibi duruyor. Daha çok hani bu şekilde şeyler var. Yani bu şekilde açıklamalar daha fazla burada yoğunlaşıyor. Fakat hani şöyle, ben çok da açıkçası kendi adıma çok emin de değilim. Çünkü işte geçtiğimiz günlerde bir şeyi paylaşmıştım sizin, hangi banka olduğunu hatırlamıyorum, uluslararası bir banka. Yani böyle Kasım dönemi, özellikle Kasım'dan sonra altından çıkan paraların bir kısmının da Bitcoin'e gittiğini sizlerle paylaşmıştım. Böyle Ekim-Kasım dönemi böyle bir çıkış oldu, altından şeye doğru, Bitcoin'e doğru çıkışlar olduğundan bahsetmiştim size. Nitekim Bitcoin'e baktığımız zaman şu anda Bitcoin'de ciddi bir şey var. Yani 23 bin dolar, hatta 23 bin doların biraz da üstünü gördü. Yani biraz hani böyle Bitcoin tarafına biraz hani para gitmiş gibi duruyor. Hani biraz aslında şey, tabii hani dünyada hani para şu anda getiri arıyor. Çünkü evet, bol para, yani işte para basılıyor. Dolayısıyla hani o paranın getiriyi en fazla nereden alabilirim tarafı önemli. Dolayısıyla işte bu arayışta baktığınız zaman büyük sermaye nereye istiyorsa biraz o tarafa yönlendiği zaman, o tarafı güvenli gördüğü zaman, işte Bitcoin'e gittiği zaman Bitcoin yükseliyor. Ama şu noktalara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani Bitcoin 23 bin dolarları gördü ama bu sürekli gidecek, yükselecek anlamına gelmiyor. Şu anda ciddi böyle bir kar marjı oluşmuş durumda. Hani bilmiyorum, hani Bitcoin'iniz varsa elinde, eski rakamlardan aldıysanız belki değerlendirilebilir. Hani biraz böyle hani altın önümüzdeki dönem, evet, bu teşviklerle işte basılacak paralarla önü açılacakmış gibi duruyor. Fakat aşı haberleri ve artık aşının uygulanıyor olması, ama bir taraftan da yani bu altını zayıflatan nedenlerden bir tanesi. Fakat diğer taraftan da aslında bu aslında Covid devam ediyor. Yani bu salgın, bu pandemi hala tüm dünyada çok ağır bir şekilde devam ediyor. İşte Avrupa'dan, Amerika'dan, hatta bizden çok rekor sayılar geliyor. Yani bu ikinci dalga mı dersiniz, birinci dalganın devamı mı dersiniz bilmiyorum, ama hakikaten yani İlkine göre çok çok yüksek rakamlar açıklanıyor. Yani evet, aşı uygulanacak, uygulanmaya başladı filan, ama yani neticede çok ağır seyrediyor şu anda, ağırlığı devam ediyor. Yani biraz böyle hani altın, geçtiğimiz yayınlarda da söyledim, hani altıncılar biraz böyle yön bulmakta ne yapacaklarını, yani altın sıkışmıştı açıkçası biraz, ama bu FED haberiyle bir parça yukarı attı, ama hani bu 2000 dolarları bulur mu veya üzerine çıkar mı konusu biraz hani kısa vadede zor görünüyor diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi bir parça para şu dönem hani dijitale kaymış durumda. Bitcoin tarafı çünkü güçlü, ki bunu doğrulayan birkaç tane haberi sizlerle paylaşmıştım. Bundan işte birkaç video önce bakabilirsiniz, yani paylaşmıştım. Çünkü dediğim gibi uluslararası bir hangi bank olduğunu şu an gerçekten hatırlamıyorum. Yanlış bir şey de zikretmek istemiyorum, ama altından bir çıkış ve Bitcoin tarafına bir giriş söz konusuydu, ki o haberlerden, yani bu girişten sonra şu anda Bitcoin'i biraz böyle daha güçlenmiş de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de şu anda Türkiye'de de dolar zayıflamış durumda. Yani 7.70 seviyelerine kadar geldi. Biraz önce baktım kaçmış. Evet, 7.70, 7.71'den 7.70'e geldi. Şimdi bu hafta biliyorsunuz, daha doğrusu dün bizim Merkez Bankası'nın 2021 ile alakalı para ve kur politikalarını işte Merkez Bankası Başkanı kendisi basınla bir araya geldi. Yani bir basına ya da kamuoyuna bir açıklama yaptı bununla ilgili. Basının, ekonomistlerin sorusunu cevapladı. Ve neticede hani bu açıklamalardan sonra, yani 2021 ile alakalı öngörülerden sonra hani ne oldu diyeceksiniz. Hani böyle şu şu kadar olacak, bu kadar olacak. Zaten bunun hani her sene yapıyor bunu Merkez Bankası. Her öngörü birebir netleşmiyor zaten. Yani işte enflasyon beklentisi 9,5, 9,5'la bitmiyor. İşte dolar beklentisi bilmem ne kadar, onunla bitmiyor zaten. Ama önemli olan şuydu. Orada Merkez Bankası Başkanı'nın çıkıp hani biz buradayız ve gerekeni yapacağız diyecek şekilde işte ortaya çıkması, soruları cevaplaması, iletişimi güçlendirmesi, diyaloğu iyi tutması, yani hani biz buradayız, yani o piyasaya o güveni, o şeffaflığı veriyor olması çok çok önemliydi. Dolayısıyla da
düşünün, iki tane yaptırım kararı geçti başımızdan daha yeni, şurada birkaç gün önce katsa yaptırımları, biliyorsunuz Amerika katsa yaptırımlarını şey yaptı, yaptı yani, onayladı. Her ne kadar hafif yaptırımlar da olsa neticede katsa yaptırımları, yani Amerika yaptırım yapar mı yapmaz mı konusu vardı. İşte o yaptırım kararını aldı. Ama sonuçta almasına rağmen kurda bir oynama oldu mu? Olmadı. Aslında ne bekliyorduk? Hani piyasa kurda bir oynama bekler normalde. Yani ilk gündeme geldiği zamanı hatırlayın, bu S-400'lerle alakalı yaptırım kararını veya işte Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'le ilgili yaptırım kararı, her ne kadar Mart ayına kalmış olsa bile bunlar gerçekten piyasada şey yapacak, yani moral bozacak, sıkıntı oluşturacak, insanların psikolojisini bozdurup bozacak konular aslında. Ama ona rağmen piyasa bir şekilde yıl sonunu sakin atlatıp bunu şey yapmak istedi, yani bunu fiyatlamak istedi. Yani evet, biz bu yılı sakin atlatalım bir şekilde ve hani kur da yukarı gitmedi, bu seviyelerde kaldı. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın 2021 politikalarına, para ve kur politikalarına baktığınız zaman enflasyonla mücadele ve bu mücadele ile beraber de tabii ki kuru bir yerde tutma, kuru bir yerde tutabilmeniz için de hani önümüzde açıkçası bir faizli, yüksek faizli bir dönem varmış gibi duruyor. Çünkü yapılan açıklamalar bunu içeriyor. Bu demek oluyor ki işte 24 Haziran'da bir toplantı var, bu şey Merkez Bankası toplantısı. Bu oluyor ki şu anda artık merkezin faizi pas geçme ihtimali hemen hemen çok düşük. Çok düşük. Yani şu anda hani beklenti kesinlikle bir faiz artışı olacağı yönünde. Ben de zaten bir 150, en az 150, 100-150 bas puanlık bir faiz artışı bekliyorum. Ama işte dünkü açıklamadan sonra açıkçası hani ben de yani hani 100 bas puan çok düşük geldi bana. 200'e kadar arttırıyorum şeyimi, beklentimi. 150-200 bas puanlık bir faiz artışı ben de bekliyorum. Çünkü enflasyon çok büyük bir ihtimalle 3 Ocak'ta açıklandığı zaman yüksek olacak. Baktığınız zaman şu anda en son faiz artışına baktığınız zaman faizler şu anda %15'te kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla hani enflasyonu eğer şey yapabiliyorsak, enflasyonu bastırabilmemiz için faizi bir parça daha yukarı götürmemiz lazım. En az bence 1,5-2 puan, öyle söyleyeyim. Bu sinyali de tabii ki Merkez Bankası Başkanı verince, bu sinyali de hani artık buna böyle kesin olacak gözüyle bakıyoruz. Zaten şu anda mevduatta faiz oranları %18'e kadar çıktı. Hani bilmiyorsanız benden öğrenmiş olun. Ki parası olanlar kesin biliyordur. Şu anda bankalar %18 veriyor. %18'e kadar faiz oranlarını çıkarmışlar. Oldukça iyi bir rakam. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar şu. Şimdi bu karar neden faizin artması neden önemli? Tabii ki kur üzerinde çok büyük bir etkisi var. Fakat gel gelelim, Türkiye'de yerlinin çok ciddi bir dövizi var. Yani döviz tevdiat hesaplarımız oldukça kabarık ve 11 geçen hafta, yani 11 haftası bu hafta mı oluyor, işte Merkez Bankası yeni açıkladı bu döviz tevdiat hesaplarını. Bakın, 320 milyon dolarlık bir artış var. Şu anda 231.53 milyon dolar gibi rekor bir döviz hesabımız var. Bankalarda döviz tevdiat hesabımız var. Çok 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 oldukça yüksek ve hani ciddi bir alım bu. Bu alımın sebebi şu. Aslında insanlar neden dolar aldı? Bu yaptırım kararlarıyla beraber ve hani çok emin olmadıkları için ne olur ne olmaz bence dolara, biraz hani böyle altında da şey var. Altında da gevşeme olunca, ama özellikle bu yaptırım kararlarıyla alakalı şey, dediğim gibi hani doların ya da kurun yükseleceği yönünde beklentiler çok fazla olduğu için insanlar yani gerçekten rekor bir alım yaptılar. 320 milyon dolarlık yerli de, yani içeride bir döviz alımı olmuş durumda. 231 milyar dolarlık şu anda da bir döviz tevdiat hesabı var. Bu rekor şu anda. Rekor seviyeye ulaşmış durumda. Neyse, devam edecek olursak efendim, işte bu elimizdeki döviz tevdiat hesaplarının, dolar hesaplarının, neyse euro hesaplarının, yani bu dövizlerin çözülüyor olması lazım. Bunların çözülebilmesi için de mecburen faizin artması lazım. Yani faiz artışının sebeplerinden bir tanesi de bu. İnsanlar dövizde almak yerine paralarını TL'de gerekirse tutsunlar, dövizden çıksınlar
arkadaşlar. Bu nedenle faizin yükseleceğini artık kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Şimdi benim söyleyeceklerim, altından bahsettik. Altın güçleniyor. Güçlenmesinin sebeplerinden bahsettik. Her ne kadar aşağı haberleri geliyor olsa da FED tarafında alınan karardan dolayı altın yani 2021'de şu anda hani yükselme sinyali veriyor. Çünkü bu teşvik paketi geçecek gibi duruyor şu anda ama geçmesi önemli arkadaşlar. Ve altın yükseliyor. Şu an yükselmeye devam ediyor. 1880 dolar seviyesinde. Ha, bir de gram altına değinelim. Şimdi gram altında şöyle bir şey var. Gram altın 469 TL. Tabii 500 üzerinde alanlar şu an tabii kafayı kırmış durumdalar. Ama biraz sabretmek lazım. Şimdi yani altın onsu yükseliyor ama içeride gram altın tarafı zayıf. Bunun sebebi içeride bizim gram altınımız biraz içerideki bizim dolar kurundan etki alıyor. Dolayısıyla da dolar kuru işte düştü. Yani dünkü Merkez Bankası açıklamalarından sonra şey var, yani ciddi bir düşüş var. 7.80 bandında gidip geliyordu, 7.70. Hani çok büyük bir düşüş olmasa bile şu an bu seviyede. İçerideki altında bizim bu dolardan besleniyor. Bizim kendi kurumuzdan besleniyor. Dolayısıyla da 469 TL civarında biraz dolara bağlı, öyle söyleyelim. Ondan da bahsettik, öyle bahsettik. Şimdi bugün daha da fazla uzatmayayım çünkü video giderek uzuyor. Bu haberler böyle işte, altın ve dolar cephesinde de kısa vadede şu anda bunlar var arkadaşlar. Evet, içinizde abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Bu arada kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.